Testimonies alanımızın altına bir bant yapacağız. Bu bantta subscribe to our newsletter, yani bizi kayıt olun. Neyle kayıt olun? E-mail adresinizle kayıt olun gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Alan yapacağız. Subscribe. Bunu yine font havuzuma döndü. Open Sans, semi bold, 14 piksel ve rengini de siyah yapacağım arkadaşlar, şu şekilde. Evet. Subscribe to our newsletter diyorum. Şöyle bir alanım olacak. Bunu biraz daha büyük yapayım. Şöyle görünür biçimde olsun. Evet, şu şekilde. Şöyle bir bakayım. Hatta bunu bold yapayım. Bunu görünmesini istiyorum ben. Evet, şu şekilde. Tam ortaya olacak. Şuraya da bir input alanı oluşturacağım. Bu input alanı içinde bir rectangle tool seçiyorum. Rectangle tool'umu şu şekilde aldım. 50 piksel yeterli. 50 piksellik bir alan olsun. Şöyle arka planı transparan olsun. Ancak bir border verelim. Border'ı siyah olabilir. 1 piksellik bir siyah. Şöyle bir bakayım. 1 piksel siyah dedik ama tam da siyah olmasın arkadaşlar. Şu şekilde bir bakayım. Siyaha yakın bir ton, griye yakın bir ton şöyle. 4-4-4-4-4-4 desek ne olur? Evet, switch diyelim. Switch Max'imize eklesin bunu. Şöyle gidelim. Şu A'yı da hoşuma gitti. Şu şekilde alalım. Bunları hep ekledim. Şöyle A'yı kullanalım. Bakalım nasıl oldu. Evet, aynen şu şekilde bir şey kullanabiliriz. Bunu center ortalayabiliriz de arkadaşlar. Ortalayalım mı acaba? Ortada mı kullansak? Şöyle bir bakayım. Ortada da kullanabiliriz aslında. Yani şu şekilde. Kontrol A. Evet. Şu şekilde. Tam ortada da kullanabiliriz. Evet, buraya hemen inputumuza mail adres diyorum. Bu email adresim Open Sans Bold Semi Bold 14 piksel, 14 piksel olsun ve şurada yeni eklediğim renklerden birini ekledim arkadaşlar. Şuraya Rectangle tool'la seçili haldeyken tam ortasında başlasın. Sol tarafına da şöyle geleyim, biraz yaklaşayım. Sol tarafına da bir email ikonu ekleyeceğim. Bunun için font havuzuma geliyorum. Şöyle bir email ikonu bulacağım. E-mail ikonumuzu bulduk. E-mail ikonumuzu geliyoruz. Buraya ekliyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar birazcık uzaklaşayım şu şekilde. E-mail ikonumu da Rectangle tulumun tam ortasına getirdim. Evet. E-mail adresim biraz böyle yanaşabilir. Şöyle bir bakalım. Kontrol aşağı. Evet, bu şekilde. Bunu komple ekrana da uzatabiliriz. Şöyle bir bakayım. Şöyle birazcık daha uzatsam mı acaba diye düşünüyorum. Şöyle geleyim. Şöyle bir bakayım. Şöyle tam bir şekilde uzatsam nasıl olur? Bir bakayım. Evet, şu şekilde bir büyüklük yeterli. Subscribe biraz yanaştıralım subscribe'ımızı şu şekilde 2 3 4 5 diyelim, hatta 5 piksel. Subscribe newsletter dedik ki arkadaşlar, şunun rengini şöyle bir renk yapalım. Evet, farklı tasarımımızda farklı renklerle uğraşmayı seviyorum arkadaşlar. Siz de title'larınızı ya da border'larınızı farklı renklendirebilirsiniz. Hemen şu input alanımızı oluşturalım. Şurası input, email input diyeceğiz tabi. Email input, subscribe. Burası bir title alanı olacak. Hemen bu ikisini gruplandırıyorum. Subscribe diyorum arkadaşlar. Ara bir form oldu bu. Hemen geliyorum yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyerek yukarıdan da 10 piksel aşağı inmesini sağladım arkadaşlar, şu şekilde.
Şuradaki form birazcık basit kaçtı. Onu 2 piksel yapsam şöyle bir bakayım. Evet, şu şekilde. Ya da rengini komple değiştirsem, sadece border'ını silsem, şu şekilde yapsam nasıl olur acaba diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Siyah yapsam. Tasarımıma daha mı uygun acaba diye düşündüm. Evet, sanki daha uygun oldu. Şu şekilde içindeki colorları, tekstleri ve ikonları da renklerini ayarladım şu şekilde. Evet. Şimdi email input'um bu. Email input'un üzerine geldiğim zaman şöyle bir duplicate oluşturalım. Hover olacak. Şurada hover'ını da hemen ayarlayalım. Üzerine geldiğim zaman renginin şu şekilde olmasını isteyebilir miyim? Ya da beyaz mı olsun? Bir bakalım şöyle bir. Evet, şu renge dönüşebilir. Şöyle olsun. Burada email adres kısmını sileceğim. Herhangi bir şey olmayacak. Buradaki pardon. Buradaki ikonumu da seçip ikonumu da tam beyaz yapayım. Şöyle tam beyaz olsun. Evet. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde olabilir arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Aynen. Üzerine geldiğim zaman şu şekilde olmasını istiyorum. Evet, subscribe da kilitledim.